Herkese merhaba. Eğer aşırı yaz sıcaklarında biraz olsun serinlemek, içinizi ferahlatmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Bu videoda sizlerle yaz sıcaklarının yakıcı etkisini bir nebze olsun azaltacak 3 tane dondurma tarifimi paylaşıyorum. Her tarifin birbirinden kolay olması da cabası ve çok minimum malzemelerle halledeceğiz. Her zamanki gibi tarifin detaylarına açıklama kutusundaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi aralarından en ferahlatıcı olan karpuzlu, salatalıklı, naneli meybuz tarifiyle başlayalım. Bunun için yaklaşık 3 bardak kadar doğranmış karpuz kullanacağız. Aynı zamanda 1 bardağı dolduracak kadar soyulmuş, doğranmış salatalığa da ihtiyacınız olacak. 10 yaprak kadar naneye de ihtiyacımız var. Son olarak da 1 tane yeşil limonun suyunu sıkıp kullanacağız. Bir blender'a tüm malzemeleri eklememiz gerekecek. Karpuz biraz fazla yer kapladığı için önce ben 2 bardak kadarını ekleyip çektim. Sonra içine salatalıklarımı, nane yapraklarımı, geri kalan karpuzlarımı ve yeşil limon suyumu da ekleyip hepsi sıvılaşana kadar çektim. Çektikten sonra tadına bir bakın derim. Eğer karpuzunuz çok tatlı değilse biraz sıvı tatlandırıcı da ekleyebilirsiniz. Sonra karışımımı bu dondurma kaplarına doldurdum. İçlerine de dondurma çubuklarımı da ekledikten sonra en az 6 saat donmaları için buzluğa attım. Bu arada böyle dondurma kalıplarınız yoksa evde bulabildiğiniz plastik veya silikon herhangi bir kalıbı kullanabilirsiniz. Mesela ben bu elma püresi kaplarını temizleyip saklamıştım. Onlar gayet güzel oldu. Ama cam, porselen veya metal kaplar kullanırsanız çok sert oldukları için dondurmaları çıkaramayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu arada eğer dondurma çubuklarını eklediğinizde düşüyorlarsa önce karışımın biraz donmasını bekleyebilirsiniz. Ben mesela bunları çubuklara eklemeden önce 1 saat kadar dondurdum. Karışım biraz daha katılaşınca çubukları daha rahat bir şekilde ekleyebilirsiniz. Dondurmaları kalıplarından çıkarabilmek için ben bir bardağı ılık suyla dolduruyorum. Sıcak olmasına gerek yok, ılık olması yeterli. Sonra dondurmanın içinde olduğu kalıbı bu suyun içine daldırıp 10-15 saniye kadar bekletiyorum. Sonra kabı biraz ellerimle sıkıştırınca kap rahatlıkla gevşiyor ve içinden dondurmamı rahatlıkla çıkarabiliyorum. Karpuzun suyu ve posası ayrılınca böyle görünüyor. Ben açıkçası bu görüntüyü çok seviyorum. O yüzden karpuzlarımı dondurmakla hiç uğraşmıyorum. Ama eğer siz hepsi kıpkırmızı olsun isterseniz karpuzunuzu blender'a eklemeden önce dondurmayı deneyebilirsiniz. Gerçekten içinizi ferahlatan bir tat. Hatta dilerseniz içine azıcık alkol de ekleyebilirsiniz ama çok fazla eklemeyin çünkü çok eklerseniz bu sefer donduramazsınız. Denemenizi isterim ve eğer denerseniz benimle paylaşmanızı da çok isterim. İkinci tarifimiz benim bu üçü arasında favorim sanırım. Kremamsı yapısıyla sütlü dondurmaları aratmayacak fıstık ezmeli, muzlu dondurma tarifi. Bunun için ana malzeme olarak önceden iyice dondurduğumuz 4 tane olgun büyük muza ihtiyacımız var. Buna ek olarak yarım bardak fıstık ezmesi, azıcık su ve dilerseniz 1,5 yemek kaşığı da kakao kullanacağız. Bu tarifteki malzemeler katı oldukları için ben rondo kullanıyorum. Önce muzlarımı ve fıstık ezmemi rondoya ekliyorum. Suyu sadece çekilmesi daha kolay olsun diye ekliyoruz. Mümkün olduğunca az su ekleyin derim. Çünkü ne kadar az su eklerseniz dondurmanızın kıvamı da o kadar kremamsı olacak. Sonra bunları dondurma kıvamına gelene kadar çekiyoruz. Gördüğünüz gibi bu haliyle de müthiş bir dondurma kıvamı elde ettik. İsterseniz bu şekilde de yiyebilirsiniz. Ama çubuk dondurma olsun isterseniz karışımın 4'te 3'ünü dondurma kaplarına alabilirsiniz. Geri kalan 4'te 1'ine de kakaoyu ekleyip yeniden çekiyorum ben. Bunu da kalıpların tepelerini doldurmak için kullanıyorum. Böylece iki tatlı, daha şirin görüntülü bir dondurma elde etmiş oluyorum. Ben daha da güzel görünmeleri için metal bir pipetle böyle hafifçe karıştırdım iki aromayı. Sonra da dondurma çubuklarımızı daldırıyoruz ve hepsini en az 6 saat buzluğa atıyoruz. Ben fazla kalan malzememi de böyle bir elma püresi kabına aldım. Dondurmalar donduktan sonra yine ılık suyla doldurduğunuz bir bardağın içine daldırıp 10-15 saniye bekletirseniz çok daha kolay çıkacaklar. Çıkarmadan önce kalıbı biraz sıkıştırırsanız vakum gibi böyle açılır bir ses çıkıyor hatta ve kalıbın dondurmadan ayrıldığını dışarıdan da görebiliyorsunuz. Böylece dondurmanız çubuğuyla birlikte rahatça çıkacak.
Bunları böyle de gayet güzel yiyebilirsiniz. Tadı böyle de çok güzel. Ama üşenmezseniz biraz çikolata eritip üzerlerine dökün derim. Çünkü çok yakışıyor. Gördüğünüz gibi çikolatamı eritip karıştırdıktan sonra küçük bir kaşığa az miktarda alıp dondurmaların üzerine ince çizgiler halinde geçiyorum. Eğer bu çizgiler fazla kalın olursa yerken biraz daha zorlanırsınız. O yüzden mümkün olduğunca ince olsunlar ki siz ısırdığınızda onlar da kolaylıkla kırılsınlar. Bu dondurma gerçekten benim favorim. Hatta markette satılan bazı vegan dondurmalardan daha da güzel bir tadı olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Eğer biraz daha dondurma kıvamında olmasını isterseniz yemeden önce bir 3-5 dakika odanızın sıcaklığına göre tabii önce buzluktan çıkarıp biraz erimesini bekleyin derim. Böylece hem muhteşem bir tat hem de mükemmel bir kıvam elde edebilirsiniz. Umarım bunu da denersiniz. Denerseniz benimle de paylaşmayı unutmayın. Sonuncusu ise gözlerinizi kapattığınızda tropik bir adada olmanın hayalini kurduracak Hindistan cevizi ve çilekli bir meybuz tarifi. Ben toplamda sanırım 20 çilek kadar kullandım ama siz çileklerinizin boyutuna göre daha fazla eklemek isteyebilirsiniz. Kararı size kalmış. Önce çileklerin yarısını, Hindistan cevizi sütümü, bunun için tam yağlı bir Hindistan cevizi sütüne ihtiyacınız olacak. Onlar böyle tenekede satılıyorlar. Ve 3 yemek kaşığı akçaağaç şurubumu blender'a alıyorum. Akçaağaç şurubu yerine agave nektarı da kullanabilirsiniz. Eğer o da yoksa birazcık şekeri azıcık suda eritip onu da ekleyebilirsiniz. Sonra tüm karışımı iyice çekiyorum. Ben bu sefer size yine alternatifleri gösterebilmek için kalıp olarak plastik bardak dipleri ve yine elma püresi kaplarımı kullandım. Bu arada bunları kullandıktan sonra lütfen yıkayıp saklayın. Böylece her seferinde yeni çöp çıkarmış olmayız. Neyse kapların sadece yarısını doldurduktan sonra geri kalan çilekleri de blender'a ekleyip çekiyorum. Bunu açıkçası sırf görüntüsü biraz daha şirin olsun diye yapıyorum bu arada. Eğer siz üşenirseniz tüm çilekleri birden ekleyebilirsiniz. Neyse bu daha koyu renkli karışımı da az önce yarısını doldurduğum kaplarıma ekliyorum. Sonra dondurma çubuklarımı kullanarak ikisini şirin bir şekilde karıştırıyorum. Karışım biraz sıvı olduğu için çubukları batırmadan önce 1 saat kadar dondurmanız gerekecek. Yoksa çubuklarınız biraz yamulabilir. Sonrasında da diğerlerinde olduğu gibi en az 6 saat buzlukta bekletmeniz gerekiyor. Çıktıktan sonra da yine ılık suyla doldurduğum bir bardağa batırıp sonra kabı biraz sıkıştırıp dondurmalarımı rahatça kalıplarından çıkarıyorum. Ben normalde bunlara hiç çikolata eklememiştim daha önce yaptığımda. Çok güzel oluyor çünkü kendi haliyle de. Ama muzlu tariften biraz fazla çikolatam kalmıştı, ekleyeyim dedim. Çok yakıştı. Sadece yerken bu çikolatalar biraz parçalanıp döküldü. O yüzden haberiniz olsun, yerken altına bir tabak almayı unutmayın derim. Bu tarifte biraz buz kıvamında olduğu için dondurmadan çok meybuza benziyor bence ama yine de yemeden önce 3-5 dakika dışarıda bekletirseniz hafifçe eriyor ve o eriyen Hindistan cevizinin kreması çok güzel, hafif kremamsı bir tat da veriyor. Eğer çilek ve Hindistan cevizi aromasını seviyorsanız kesinlikle deneyin derim. Evet, benim yaz aylarında serinleyebilmek için yaptığım 3 kolay dondurma ve meybuz tarifim böyleydi. Sizin favoriniz hangisi oldu? Yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Yorumlarınız ve beğenileriniz bu videonun başkalarına da ulaşmasına çok yardımcı oluyor. O yüzden yardımınız için şimdiden teşekkürler. Bir dahakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.